Bu pazar İstanbul'un benim için en favori mimari yapılarından birisine gideceğiz. Pantokrator Kilisesi veya Zeyrek Camii. Pantokrator ne demek? Pantokrator evreni yaratan, evrenin hakimi İsa demek Ortodoks Kilisesi'nde ve ikonlarında genellikle böyle resimlenmiş durumda. Peki Pantokrator nerede? Zeyrek'te, İMÇ yani İstanbul Manifaturcular Çarşısı'nın karşısındaki tepede. SGK binasının hemen yanından yukarı çıkabilirsiniz. Pantokrator'un özelliği 1950'li yıllarda Columbia Üniversitesi'nden bir profesörün gelip burayı yıkık dökük halde bulmasıyla beraber değişmeye başlıyor. Profesör inatla bir yıl içerisinde Amerika'da çeşitli kişilerden aldığı yardımlarla burayı restore etmeye başlıyor. Yaz aylarında gelip bunun restorasyonunda çalışıyor. Bakın ne kadar kötü bir durumdaymış ve şu andaki hali bu durumda. Tabii ki bunu Amerikalılar yapmıyor. Ben bir tesadüf eseri o hocanın öğrencisi olan bir profesörün bu restorasyona katıldığını izlemiştim. Denetliyordu buradaki restorasyonu fakat 3-4 sene kadar öncesinde Kültür Bakanlığı burayı A'dan Z'ye restore etti. Boya badana yepis yeni olmuş. Yani biraz bu restorasyon tipini ben pek beğenmiyorum. Eski hali ortadan kalkmış durumda. Burada Zeyrek Lokantası vardı Rahmi Koç Müzesi'ne ait olan. Fakat daha sonra o İstanbul Kitapçısı'na devredildi. İstanbul Kitapçılarını öneririm size. Harika kitapçılar. Yanında da bir kafesi var. Soluklanabilirsiniz. Soldaki ilk kilise 1128 yılında İmparator Yannis'in karısı Irene için yapılmış. Ama bitimini görememiş. Ölünce 1124 yılında sağdaki kiliseye gömülmüş. Orası aslında cami olarak kullanılan bir kiliseydi. Vakti zamanda bizim gördüğümüzde. Hatta halıların altında ikonaları görebiliyordunuz. 1136'da da ortadaki kiliseyle üçü beraber birleştirilmiş. Üç tane de Irene ile beraber, o da dahil olmak üzere, üç tane de imparator ve imparatoriçe yatıyor burada. İstanbul'un bir zamanlar çok yıkık dökük semtlerinden bir tanesiydi. Yavaş yavaş Suriçi'nin restorasyonuyla beraber burası da canlanmaya başladı. Özellikle yazın soluk alınabilecek güzel bir mekan olduğunu söylemek isterim size. Fakat içeri giremedik çünkü içerisi kapalıydı enteresan bir şekilde. İncin top oynuyordu. İnşallah ileride içine girdiğim zaman onunla ilgili de bir bilgiyi sizinle paylaşabilirim. Şimdi buradan yavaş yavaş sola doğru döneceğiz ve Siirt Kadınlar Pazarı'na doğru ilerleyeceğiz. Yani Kadınlar Pazarı ama hiç kadın yok. Niye ismi böyle konulmuş onu pek bilemiyorum. Fatih hocasına vermiş bunu Molla Zeyrek'e. Zeyrek demek hazır cevap ağzı laf yapan birisi demek. O da kilisenin eski bu restore edilen bölümünde medrese olarak faaliyette bulunmuş. Camide onun adına Zeyrek Camii olarak adlandırılmış. Yıllar önce geldiğimizde burada yıkık dökük bir bina vardı ve sahibi 330 milyar lira para istiyordu o zamanın parasıyla. İşte orası da yıkılmış ve bakın altından da eski Bizans kalıntıları çıkmış. Sokak da biraz toparlanmış, binalar yavaş yavaş restore edilmeye başlamış. Bu oldukça sevindirici. Evet, buradan gene sola dönüp devam edeceğiz. Yolumuz Siirt Pazarı'na geçecek. Tabi burada klasik İstanbul manzarası, çöp kutusunu talan eden kediler. Siirt Tillo Vakfı da bu binayı çok güzel bir şekilde restore etmiş. Hemen yolda sol tarafta Çinli Hamam var. Mimar Sinan'ın 10 seneden beri kapalı. Siirt Pazarı'nın özelliği ne? Bakın bıttım sabunu bir numaralı ürünü burasının. Bol miktarda kebapçı ve büryan kebap özellikle burada bulunuyor. Aynı zamanda yöresel bir takım malzemeler satılıyor. Burası da çok ilginç. Burası da bir sakatatçı. Şirdenler, işkembeler hepsi burada bulunuyor. Biraz kötüsü de koku olduğunu söylemem gerekir. Burasında biraz insan popülasyonu değişmiş durumda. Burada çalışanların yaklaşık %80-90'ı muhtemelen Suriyeli olduğunu düşünüyorum. Daha çok sokakta Arapça daha çok kulağınıza çarpıyor desem yalan olmaz. Bu tabii ki buradaki büryan kebapçısı denince burada tonla büryan kebapçısı var ama işlerinden bir tanesi oldukça eski bir büryan kebapçısı. En meşhur o. Ona uğrayabilirsiniz. Onun ismi de Siirt Şeref Büryan olarak tanınıyor. Oldukça lezzetli bir eti var. Biraz pahalı onu söylemem lazım. Bunun haricinde de bir perde pilavı var. Bademli perde pilavı. Özellikle onun çok güzel olduğunu söylemem gerekir. Genellikle burada abartmamak gerekir. O pilavı ancak iki kişi güç bela yediğini söyleyebilirim. Kendisinin de böyle güzel bir ayranı var. Şimdi burada
su kemiğinin altından geçiyoruz. Hemen sağ tarafta itfaiyenin gene güzel, çok restore edilmiş bir binası var. Oradan yukarıya doğru çıkacağız ve Fatih Camii'ne doğru gideceğiz. Çünkü Fatih Camii'ne doğru giderken gene İstanbul'un ilginç noktalarından birisine geleceğiz. Bu sokak eskiden bayağı yıkık döküktü. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış Art Nouveau apartmanlar var buralarda. 1950'lerde yapıldığını düşünüyorum. Belki daha önce de yapılmış olabilir. Bunlar da böyle çeki düzene girmiş durumda. Boya badana yapılmış. Yavaş yavaş burası da hem ticaret açısından canlı ama gene de arada bir böyle kötü mimari örnekleri de barındırıyor. Ama çok güzel binalar var. Bu taş bina mükemmel bir bina ve onun sokağında da gördüğünüz üzere yan yana restore edilmiş çok sayıda bina var. Buranın ilginç özelliği Fatih Sarmacısı'na ev sahipliği yapması. Fatih Sarması eskilerden gelen, Fatih'ten geldiği iddia ediliyor. Kayısıyla yapılmış olan son derece hafif bir kek, sulu bir kek. Tavsiye ederim, eğer böyle bir gezi yapıyorsanız buraya uğramadan etmeyiniz. Çevrede de ilginç kahveler açılmış ve tabii ki İstanbul gezisini bu güzel kediyle tamamlamak daha uygun olur. Hoşça kalın.